Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber ne konuşacağız? Şarjı en uzun giden telefonların listesi belli olmuş. Bildiğiniz üzere DxOMark artık böyle her ay testler yapıyor ve bu testlerin sonuçlarını bizlere yayınlıyor. Aralık ayı sonuçlarına göre de listede yanlış hatırlamıyorsam 20 tane en iyi telefonlar var ama ben size bunlardan 5 tanesinden bahsedeceğim. Yani telefonlar artık herkesin alma kriteri farklı. Kimisi oyun için telefon alıyor, kimisi kamerası için alıyor, kimisi beni uzun zaman idare etsin diye alıyor. Bu anlatacağım telefonlarda beni uzun zaman idare etsin, aynı zamanda şarjı uzun dayansın, video izlerken hemen şarjı bitmesin, kabloya bağlı olmayayım diyenler için çekilmiş bir video olduğunu baştan söylemek istiyorum. Birazdan bahsedeceğim sıralamadaki telefonlar sizin bir gününüzü zaten rahatlıkla çıkartıyor. Hatta iki gününüzü rahatlıkla çıkartabilecek telefonlar olduğunu söylemek istiyorum. Bunun yanı sıra bu telefonlar hızlı şarj özelliğine de sahip. Yani hazırlanırken ben bunun hep bahsediyorum. Telefonumu şarj etmeyi unutan bir insanım ve ben o hazırlık sırasında o telefonu şarja koyduğumda çıkarken şarjımın tam olmasını istiyorum. İşte birazdan bahsedeceğim telefonlarda sizi böyle yarım saatte, 40 dakikada tüm telefonunuzun şarjını sıfırdan 100'e çıkartabilecek olan telefonlar. Peki listede neler var diye merak ediyorsanız hiç uzatmadan başlıyorum. Listemizin ilk sırasında Honor Magic 5 Lite 5G var arkadaşlar. Bu telefon çok yakın bir zamanda çıktı. Şu an ülkemizde maalesef ki satışı yok. Ama dışarıdan, Avrupa'dan getirebilirsiniz. Sahibinden de falan böyle gayet de satılıyor. DxOMark'ın yaptığı testlere göre bu telefon 152 puan almış ve listenin en başında yer almış arkadaşlar. 5100 mAh'lik bir batarya kapasitesine sahip ve bu cihaz 40 Watt'lık bir hızlı şarjı var. Yanlış hatırlamıyorsam da 19 dakika içerisinde tam şarj kapasitesine ulaşabilen bir telefon. Telefonların diğer teknik detaylarından çok fazla bahsetmeyeceğim ama dilerseniz siz verdiğim bu isimlerden kendi araştırmanızı yapıp kendinize en uygun telefonu da bulabilirsiniz. Çünkü belki sadece aradığınız batarya artı kameradır. Sadece bataryada kalmak istemiyorsunuzdur ama en önemlisi bataryadır. Ben bu isimleri vereyim. Sizler daha sonrasında kendiniz araştırmanızı yaparsınız. Listemizin ikinci sırasında Oppo Find X6 Pro yer alıyor arkadaşlar. Hemen 151 puanla listenin ikinci sırasında görünüyor. Peki bize neler sunuyor Oppo Find 6X Pro? 5000 mAh'lik bir bataryası var. Hızlı şarjına da 100 Watt'lık bir şarj adaptörüyle bizlerle beraber geliyor diyebilirim. İkinci sıramızda Oppo vardı. Ülkemizde satışı şu an maalesef bu telefonda yok. Zaten bildiğiniz üzere Oppo ülkemizden mağazalarını çekmiş bir marka olduğunu söylemek istiyorum. O yüzden belki tercih etmeyebilirsiniz. Ama Honor'ınki güzel bir telefon. Üçüncü sıraya geldik. Üçüncü sırada da yine Honor'dan bir telefon var. X7A arkadaşlar. Peki bize X7A neler sunuyor? Hemen ondan da kısaca bahsedeceğim. Bu telefonda 6000 mAh'lik bir batarya bulunuyor ve yine hızlı şarj desteği de var. Yanlış hatırlamıyorsam bu telefonda 25 dakika içerisinde tam şarj kapasitesine ulaşabiliyordu. Listemizin 3. sırasında bu vardı ve 147 puan alarak 3. sıraya yerleşmiş bir telefon. 4. sırada ne var peki? 4. sırada Realme GT Neo 5. Bu telefonu beğeniyorum ve şimdi söyleyeceğim sizi şaşırtabilir. 9,5 dakikada telefonunuzu tam şarj edebiliyor. Abi 9,5 dakika nedir? Elimi yüzümü yıkarken ben 20 dakika geçiriyorum yani. 9,5 dakikada telefon şarj oluyor. İnanılmaz bir şey. Ve cihazın bataryası da 4600 mAh'lik bir batarya kapasitesine sahip olduğunu söylemek istiyorum ve son telefonuma geliyorum. Son telefonum yine Oppo'dan bir telefon. Oppo Reno 6. 146 puanla listenin 5. sırasına yerleşmiş bir telefon. Peki bunun bataryası bize neler sunuyor? 5000 mAh'lik bir bataryamız var arkadaşlar ve 33 Watt'lıkta bir hızlı şarj desteği bu telefonda bulunuyor. Listenin ilk 5 telefonu bunlardı. Peki bunlar arasında hangisini sence almalıyım Beyza diye sorarsanız bence Honor Magic 5 Lite bence oldukça iyi bir telefon. Aynı zamanda Realme GT Neo 5'e de göz atabilirsiniz. Onun ülkemizde satışı var. Ona rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. 6, 7, 8. sıralarda telefonlarda ne geliyor? Ona da şöyle kısacık değineceğim. 6. sırada Realme GT Neo 2'miz var. 7 ve 8'de yine Honor almış arkadaşlar. X9A ve X9B bulunuyor. 9. sırada bir amiral gemisi telefonumuz var. Samsung Galaxy S23 Ultra var. 10. sıradaysa yine Honor'dan Honor Magic 5 Pro yer alıyor. Liste bu şekilde aşağıya doğru devam ediyor. Yine Oppo'ları gördüğümüzü söyleyebilirim. Peki iPhone'u da merak ediyorsanız ondan da kısacık bahsedeceğim. iPhone 13 Pro Max 136 puanla 19. sırada yer alıyor. Ya 15 falan çıktı. Hala listeye girememiş. O da ayrı bir İroni. Ama bu şekilde liste bulunuyordu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizin kullandığınız telefonda ve bataryası ne kadar gidiyor onu da merak ediyorum. Aşağı kısma yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.